merhabalar sevgili izleyiciler. Dünyadan ve Türkiye'den tüm gelişmeleri aktaracağımız haber saatiyle karşınızdayız. Evet sevgili izleyiciler, 10 gün önce başlayan Barış Pınarı Harekatı'nda önemli bir aşamaya gelindi. Amerika ile Türkiye arasında yapılan görüşmelerin ardından Türkiye operasyona 5 gün ara verme kararı aldı. 120 saatlik bu süre zarfında terör örgütü YPG Amerika'nın yardımıyla silahlarını bırakıp güvenli bölge dışına çıkacak. Ben bu gece tüm teröristler silahlarını, malzemelerini, her şeylerini bırakıp kurdukları tuzakları imha edip belirlediğimiz güvenli bölgeden dışarı çıksınlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü grup toplantısında söylediği bu sözlerin ardından teröristlerin bölgeden çıkarılması için Türkiye ve Amerika arasında yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüşmeler Türkiye'nin zaferiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence önce külliyede baş başa 1 saat 40 dakika görüştü. Ardından iki ülke yetkilileri heyetler arası görüşmeye geçti ve bu görüşmelerin ardından her iki taraftan da yüreklere su serpen açıklamalar geldi. Kameraların karşısına geçen Amerikan Başkan Yardımcısı Pence, Suriye topraklarında yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulması konusunda iki ülkenin anlaştığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye'nin istediklerini aldığını söyledi. Amacımız bölgenin teröristlerden temizlenmesiydi. Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. ABD tarafı Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarlarının korunması bakımından güvenli bölgenin önemini ve işlevselliğini kabul etti. Buranın kontrolünün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılmasında tam mutabakat sağlandı. Böylelikle ABD tarafı harekatımızın ve hedeflerimizin meşruiyetini kabul etmiş oldu. Terör örgütünün güvenli bölgeden çıkarılması için Amerika'ya 120 saat süre verildi. Diğer taraftan YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. PKK-YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı operasyonuna ara vereceğiz. Durdurma değil. Ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılır. Biz sadece zaten operasyonun hedefi olan teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara veriyoruz. Ve güvenli bölgeden, buradan bu terör unsurları tamamen bölgeden çıktıktan sonra ancak harekatı durdurabiliriz. Amerika'nın Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımlar da kaldırıldı. Operasyona ara verdiğimizde ABD tarafı yaptırım girişimlerini durduracaktır. Ve daha sonra biraz önceki şartlar gerçekleştirdikten sonra, yani bu 120 saat içinde YPG unsurları çıktıktan sonra biz ancak harekatı durdurabiliriz. Ve bu aşamadan sonra da şu andaki mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır. Mevlüt Çavuşoğlu söz konusu sürecin Türkiye'nin denetiminde gerçekleşeceğini bir kez daha tekrarladı. Ara vermek demek bizim askerimizin ve oradaki güçlerimizin çekilmesi demek değildir. Biz orada olacağız, var olmaya devam edeceğiz ve gerek oradaki mevcudiyetimiz, gerek istihbari kaynaklarımızla birlikte ne yapıldığını ve ne yapılmadığını bizzat takip edeceğiz. Yani gözümüzün önünde olacak, denetimini de yapacağız. Çünkü geçmişte tecrübelerimiz var. Türkiye ve Amerika hem sahada hem masada anlaştı. Anlaşmanın ardından Amerika Başkanı Trump ilk açıklamayı yaptı. Erdoğan'a teşekkür ederek milyonlarca hayat kurtarıldı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak cevabını verdi. 120 Türkiye ve Amerika anlaştı. Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verildi. Eğer YPG bölgeden tamamen çekilirse operasyon da sona erecek.
Tüm bu gelişmelerin ardından Amerika Başkanı Donald Trump ilk tweetini attı. Türkiye'den iyi haberler var. Mike Pence ve Pompeo ile kısa bir görüşme gerçekleştirdim. Erdoğan'a teşekkür ederiz. Milyonlarca hayat kurtarıldı dedi. Ardından bir açıklama daha geldi. Amerika Başkanı, bugün uygarlık için harika bir gün. Amerika Birleşik Devletleri'nin gerekli ancak biraz sıra dışı bir yolu izlememe rağmen bana sadık kalmasıyla gurur duyuyorum. İnsanlar yıllardır bu anlaşmayı yapmaya çalışıyor. Milyonlarca hayat kurtarılacak ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Trump'ın sosyal medyadaki açıklamasına cevap verdi. Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim dedi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sahada ve masada akıllı, kararlı ve güçlü hamlelerle Türkiye kazandı. Ülkemizin ve bölgemizin huzur ve refahı için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam tweetini attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ile varılan mutabakat gereği 120 saatlik sürenin işlediğini ve YPG'li teröristlerin çekilme sürecinin başladığını söyledi. Erdoğan, sürecin Türkiye'nin başkanlığında devam edeceğini de belirterek Mehmetçiğin bölgeden çıkmasının söz konusu olmadığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını İstanbul Dolmabahçe'deki Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde kıldı. Erdoğan namaz çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Yerli ve yabancı basın mensupları da Barış Pınarı Anlaşması sebebiyle kalabalık bir gazeteci ordusuyla Erdoğan'ın peşindeydi. Burada soruları cevaplayan Erdoğan, 120 saatlik sürenin başladığını bildirdi. Belirlediğimiz bu 13 maddelik ortak bildiriyi hep birlikte dünya kamuoyuna açıklamış olduk. Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor. Bu 120 saatlik süreç içerisinde bu malum terör örgütü YPG'nin bu bölgeyi, yani özellikle de güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu. Cumhurbaşkanı 32 kilometre genişlik ve 444 kilometre uzunluğundaki bölgenin teröristlerden arındırılacağını belirtti. Ve bu süreci de ağırlıklı olarak Türkiye'nin riyasetinde ve birlikte bir dayanışma içerisinde yapma sözlerini de aldık. Ama sürekli irtibat halinde olacağız. Heyetlerimizin görüşmeleri devam edecek. Tayyip Erdoğan, bölgeye barışın Türkiye'nin hareketi sayesinde geleceğini ifade etti. Biliyorsunuz Salı günü de günübirlik Sayın Putin'le ayrıca bir görüşmem olacak. Tabii ben Sayın Putin'le yapılacak görüşmeyi de adeta yine bu sürecin bir ayrı unsuru olarak kabul ediyorum. Ve bu görüşmelerle birlikte bölgeye de barışı Barış Pınarı'yla inşallah getirmiş oluruz diyor. Erdoğan teröristlerin çekilmesinin başladığını ve çatışma haberlerinin yalan olduğunu söyledi. Sağdan gelen ilk bilgiler nedir? Var mı terör örgütünün çekilme? Şu anda tabii, yani bu konuda sabah Milli Savunma Bakanımla da görüştüm. Bunların başladığını kendileri de ifade ettiler. Ve tabii bizim yine anlaşmamızın bir özelliği de şu. Yani bizim şu anda oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek. Bizimkiler yine orada kalmaya devam edecekler ki gerçekten bu terör örgütü alanı terk ediyor mu, etmiyor mu? Bunları göreceğiz. Böyle bir çatışma söz konusu değil. Bunların hepsi spekülasyondur, dezenformasyondur. Lütfen bu dezenformasyonlara da kulak asmayalım ve şu anda attığımız adımı güçlendirelim.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazından sonra Dolmabahçe ofisinde yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Amerika'ya verilen sürenin Salı günü sona ereceğini belirten Erdoğan, Trump'ın nezaketsiz mektubunu da unutmadıklarını belirtti. Amerika 120 saatlik sürenin sona erdiği Salı akşamına kadar bize verdiği sözleri tutabilirse güvenli bölge konusu çözülmüş olacaktır. Ama bu söz bila istisna yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika Barış Pınarı harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir. Başkan Trump'ın siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan bir mektubu medyada yer aldı. Elbette bizler bunu unutmadık. Tabii unutmamız doğru değil. Ama bizim karşılıklı olan sevgi saygımız da bunları sürekli gündemde tutmaya müsaade etmiyor. Bu konuyu bugünkü meselemiz ve önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı bugün bir hayli yoğundu. Yabancı medya temsilcileriyle bir araya geldi dedik. Konuşmasından diğer detayları da hemen sizlerle paylaşalım. Zira önemli detaylar var. Erdoğan güvenli bölgede 12 gözlem noktası kurmayı planladıklarını söyledi. Ayrıca YPG 750 DAEŞ'lı teröristi serbest bıraktı ve bunlardan 195'ini yakaladık diye de yabancı gazetecilere açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Devam ediyoruz. Türkiye ve Amerika anlaştı dedik. Sınırda harekata 120 saatlik bir ara verildi. Akçakale'de sessizlik hakimdi gün boyu. Peki Ceylanpınar'da durum nasıl? Cevabı muhabirimiz Refik Fidan'dan öğreneceğiz. Evet Refik, sınırda hareketlilik var mı? Nedir son durum? Söz sende. Gözde teşekkürler. Sınır hattındaki haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Dün geceye dönelim isterseniz. Bu kararın kesinleştiği saatlerde çok sıcak çatışmaların yaşandığını söyleyebiliriz. Yine fırtına obüslerimiz Barış Pınarı Harekatı'nın yoğunlaştığı Resulayn'daki terör hedeflerini bir bir imha ediyordu. Fakat bu karar alındıktan sonra sınır hattında ve teröristlerin bulunduğu Resulayn'da bir sessizliğin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Sabah saatlerinde de yine Resulayn merkezinden silah seslerinin yükseldiğini fakat bunların kaynağını henüz öğrenemediğimizi de söylemek istiyorum. Az önce de yine Resulayn'ın üzerinde bir siyah duman oluştu. Teröristlerin yaktığı bir ateş bu noktadan da gözüktü Gözde. Alev alev yanıyordu orası ve kentin tamamını siyah dumanların kapladığını söyleyebiliriz. Yaklaşık 5 saattir herhangi bir silah sesi duymadığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Peki içeride neler oluyor? Hemen bildirelim. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu kesinlikle hakimiyeti sağlayıcılara karşı bir operasyon yürütüyor. MET timlerimiz, yine komando birliklerimiz o bölgedeler ve teröristlerin o bölgede rahat hareket etmemeleri için çevresini kuşatmış durumdalar ve tahliye sürecini yine özel birliklerimiz takip ediyor Gözde. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Sivil halk da içeride. Türk Silahlı Kuvvetleri zaten bu sivil halka zarar gelmemesi için içeride adım adım ilerliyordu. Tüneller vardı. 300'ün üzerinde tünelin olduğu tahmin ediliyor Resulayn'da. Yine binlerce de tuzaklanmış patlayıcıdan bahsediyor. İşte bu tuzaklayıcıların bir bir imha edilmesi için şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Resulayn içerisinde bir çalışması var. Aynı zamanda Tel Abyad'da da bir çalışması var. Gözde şu anda sınırda sessizliğin, Resulayn'da sessizliğin hakim olduğunu söyleyelim. Sözü tekrar sana bırakalım. Evet, Refik Fidan'a teşekkür ediyor. Kendisine de o noktada kolaylıklar diliyoruz. Devam edelim sevgili izleyiciler. YPG'li teröristlerin silahlarını bırakıp Suriye'deki güvenli bölgeden çıkarılmasını öngören anlaşma MHP tarafından da memnuniyetle karşılandı. Bahçeli, MHP Amerika ile varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır açıklamasını yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır değerlendirmesinde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye ve Amerika arasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmaya ilişkin görüşlerini paylaştı. Bahçeli 9 Ekim Çarşamba günü başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel ve küresel husumetin düzeyini göstermekle birlikte Türkiye'nin sağlam, sağduyulu ve ilkeli tutumunu da cümle aleme tekraren ispat ve ilan ettiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın çirkin mektubunun yanlış tarafta durduğunu gösterdiğini anlatan Bahçeli, Pençe Harekatı'ndaki heyetle varılan anlaşmayı değerli bulduklarını bildirdi. Amerika'ya alenen desteklediği YPG'li teröristleri bölgeden çıkarması için 120 saat süre tanındığını belirten Bahçeli, ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu dünyanın yüzüne defalarca haykıran, kararlılığından ödün vermeyen Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum değerlendirmesini yaptı. Barış Pınarı Harekatı'na yurdun dört bir yanından destek geliyor. Kimi sevgili izleyiciler yürüyüş düzenliyor, kimi de yiyecek bağışlıyor. İşte detaylar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen, dün Amerika ile Türkiye'nin anlaşmasıyla 120 saat ara verilen Barış Pınarı Harekatı'na halkın desteği artarak devam ediyor. Yaklaşık 8 bin Balıkesirli ellerinde Türk bayraklarıyla meydanları doldurdu. Dualar eşliğinde Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan kahraman Mehmetçik için destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Sınırlarımızı korumak için biz de varız ve destekliyoruz. Bunları yaptıklarımıza, Mehmetçiklerimize hediye ediyoruz. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları attı. Balıkesir'deki tüm sivil toplum örgütleri, siyasi partilerimiz, sendikalar, dernekler ve yeniden yetmişe tüm halkımız olarak sonuna kadar destekliyoruz. Etkinlik vatandaşların asker selamıyla sona erdi. Selam olsun askerime! Selam olsun Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan dinle. Barış Pınarı Harekatı'na Kırşehir'in Kaman ilçesinde öğrenciler 2 ton cevizle destek sundu. Cevizler belediyeye teslim edildi. Şehit Deniz Kaya'nın kızı Yasemin Kaya okul merdivenlerinde öğrencilerin önüne geçip "Her Türk asker doğar ve ne mutlu Türk'üm" diyene diye seslendi. Şehit Deniz Kaya'nın kızıyım. Askerlerimiz bizim için gerçekten çok önemli. Onlar orada savaşıyor bizim için. Biz de onlar için burada böyle bir şey hazırladık. Size Allah yardım etsin. Hepsini çok seviyoruz. Erzurum'da liseli öğrenciler harekatta görev alan askerlerimize İstiklal Marşı'nı okuyarak destek verdi. Okulun bahçesinde bir araya gelen okul müdürüyle öğrencilerin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyarak hazırladıkları klip izleyenleri duygulandırdı. Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye Cumhuriyetler'den de türkülü tebrik geldi. Afganistan illerdir terörle mücadele ediyor. Terörün ne olduğunu bilen birisi olarak Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyorum. Vatan için mücadele vermekten ne olduğunu ben biliyorum. Ve Türk askerine Barış Pınarı Harekatı'nı da destekliyorum. Gök bayraklının al bayrağı selam olsun diyorum. Kardeş ülke olarak her zaman Türk askerlerimizin, Mehmetçiklerimizin yanındayız ve destekçisiyiz. Allah onları korusun. Barış Pınarı'yla, Zeytin Dalı'yla, Barış Pınarı'yla, Zeytin Dalı'yla, gönül yollarını örmeye geldik.
yurtta cihanda sulh sürmeye geldik. Tutuklanan HDP'li Hakkari, Nusaybin ve Yüksekova Belediyesi başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı. Evet, şu an bulunduğumuz, saldırıya uğradığımız o bölgenin hemen giriş katını aldılar. Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine valilikçe Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi. Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yerine de Kaymakam Osman Doğramacı görevlendirildi. Tutuklanan HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yerine ise Vali İdris Akbıyık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Akbıyık sabah saatlerinde gittiği belediye binasında birim amirleri tarafından karşılandı. Çocukları terör örgütü PKK tarafından daha kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 46. gününde. Aileler nöbetini sürdürürken Amerika ile alınan karardan da memnunlar. Ateşkes haberinin sevindirdiği kesimlerden biri 46 gündür ellerinde fotoğraflarla evlat nöbetinde olan aileler. Barış Pınarı Harekatı'na 9. gününde Amerika ile yapılan anlaşma sonucu ara verildi. Bu haber çocukları terör örgütü mensuplarınca daha kaçırılan aileleri memnun etti. 5 yıl önce oğlu 14 yaşındayken terör örgütü tarafından daha kaçırılan acılı baba Şevket Bingöl de o ailelerden biri. Ben Mehmetçiklere destek veriyorum, tam desteğimi veriyorum. Allah Türk Devleti'nde bir kat razı olsun. Bu saatten sonra artık bir şey yapacaklar da yok. Yani kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti buna fırsat veremez. Türkiye eski Türkiye değil artık. Türkiye tabii ki güçlü bir devlettir. Türkiye her bütün devletlere artık kimseye boyun eğmeyecektir. Perşembe günü de HDP il binasına gelen ailelerle partililer arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Partililer yaklaşık 4 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından oğlu kaçırılan Remziye Akkoyun'un yanından geçerken hakaret etti. Akkoyun da karşılık verince gerginlik çıktı. HDP'liler polis ekiplerine de hakarette bulunurken gerginlik partililerin binaya girmesiyle sona erdi. Bu sabah saatlerinde de il binası önüne gelen aileler HDP'lilerin kendilerini engelleme çalışmalarıyla karşılaştı. Aileler HDP il binası önüne koyulan otobüse rağmen oturma eylemine devam etti. Bunlar taksi çekiyor buraya, bizim oturduğumuz yere otobüs çekiyor. Bütün engellere biz hiç aldırış etmeden buradayız, sonuna kadar buradayız. Biz ölünceye kadar buradayız, burayı terk etmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi bazen taciz yapıyor, bazen patates atıyor, bazen taş atıyor, bize sıcak su üzerimize döküyor. Ne yaparsan yapsın biz buradayız, sonuna kadar da buradayız. Polis ekipleri otobüsün kaldırılması yönünde çalışma yaparken il binasına gelen HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, oturma eylemi yapan ailelere ve polislere hakaret ederek parti binasına girdi. Otobüsün kaldırılması sırasında aileler HDP il binasının başka bir tarafında oturma eylemlerine devam etti. İçeride konuşmayın. Hem suçlu hem güçlüler. Hem evladımızı çalıyorlar, vermiyorlar. Hem de daha kızın kapatacak. Bize laf söylüyorlar. Biz yine ne yapmışız burada? Biz burada evladımızı istiyoruz. İstanbul'da ekipler harekete geçti. Uyuşturucu kaçakçılarına operasyon düzenledi. Yapılan baskında 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler harekete geçti. Nefes kesen uyuşturucu operasyonuna imza attı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Orta Doğu ülkelerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Avrupa ülkelerine çıkarma hazırlığında olan şahıslara baskın düzenledi. Hava destekli operasyonda iki şahıs kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kullanılan araçta yapılan aramalarda gizli bölmede 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Nefes kesen operasyon anıysa havadan ve karadan saniye saniye görüntülendi. Dedektör Köpek Vadi'de her alanda operasyona destek verdi. Ünlü yazar ve fikir adamı Nuri Pakdil vefat etti. 85 yaşında hayata veda eden Pakdil bir süredir üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi görüyordu. 7 Güzel Adam dizisine ilham kaynağı olan şahsiyetlerden biri daha hayatını kaybetti. Yazar ve fikir adamı Nuri Pakdil, Ankara'da üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ve Ankara'da oturuyordu. Ölüm haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından duyurdu. Kalın paylaştığı mesajda, "Bir güzel insan daha göçtü, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda meyve ve sebze yüklü aracın tekerinde başlayan yangın her yeri sardı. Neyse ki zamanında müdahale edildi ve sürücü yara almadı. Ancak araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda meyve sebze yüklü araç alev alev yandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde seyir halindeki araçta bir anda yangın çıktı. Tekerden çıkan alev tüm aracı sardı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken sürücü olaydan yara almadan kurtuldu. Kahramanmaraş'ta ise orman yangını çıktı. Alevler 36 saatte kontrol altına alındı. Yangında 10 hektar ormanlık alan zarar gördü. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Boynu Yoğun mevkiinde başlayan orman yangını kısa sürede büyüdü. Arazinin engebeli olması nedeniyle yangına 3 hava aracıyla müdahale edildi. Alevler 36 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken yaklaşık 10 hektar ormanlık alan zarar gördü. Şimdi de bir aile getireceğiz ekranlarınıza. Yangın onların peşini bir türlü bırakmıyor. Haliyle aile her an yangın çıkacak korkusuyla yaşıyor. Afyonkarahisar'dayız. Onların gözünü sabaha kadar uyku tutmuyor. Çünkü yangınlar peşlerini bırakmıyor. Akıllara durgunluk veren olayın adresi Afyonkarahisar. Kente 8 kişilik bir ailenin başı son bir ay içinde gizemli bir şekilde başlayan yangınlarla dertte. İlk önceleri bir un evimiz vardı, buzdolapları vardı. Oradan elektrik prizinden yanmaya başlamış, söndürmüşler. Bir iki saat tekrar yanmaya başlamış. Yarım saat sonra tekrar yanmaya başlayın, buzdolapları aynen atıyoruz. Ondan sonra yine yanmaya başlayın, bir yol orayı yıktık, ufak çaplı. Olmadı, üç gün sonra, buna üç gün sonra devam ediyor ama bak, aynı gün değil. Üç gün sonra mutfakta yangın çıkıyor. Söndürüyoruz, şarteller inik, buzdolabı kendi kendine saat 3-4'te yanıyor ya, söndürdük. Onları dışarıya attık. Sabah ezanında namazı kıldım. 5 dakika yattım. Hiç uyumuyoruz. Uyumadım zaten o gün. 5 dakika yattım. 10-15 dakika samanım bir tutmuş ki köylü itfaiye garazondan söndürdü. Sonra 3 gün sonra tekrar mutfaktan gece 11-12'de duman. Orayı söndürdük falan ettik. Olmadı. Bir daha söndürdük. İyilen bir şey yoktu. Sabahleyin yattık, kalktık. Saat 9-9.30'da ev bir tutmuş ki deme gitsin. Aynen. Bir yolda kendi gelinin yatak odası. Evet, 5 saniye samanlık bana gidiyor. Ha, oraya gittiler. En sonunda durduğumuz ev, iki göz ev vardı. Orada yandı. Çıkan yangın söndürülüyor ama ardı arkası kesilmiyor. Adeta onları takip ediyor. Gelecek yani hocam. Hata bu. Orada bir, hocanınki 2, benim gazete 3, bu oda 4. Bir tane samanlık yandı. Hayır, samanlığından beraber 5. Durduk yere yanıyor hocam. Bak, işte bak daha tutuyor lan, söndürken. Aile şimdi her an yangın çıkacak korkusuyla nöbet tutmaya devam ediyor. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde koku alarmı verildi. Öyle ki koku tüm ilçeyi sardı. Bunun nedeni tutulan nöbet sonucu ortaya çıktı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Dil İskelesi mahallesinde nereden geldiği bilinmeyen bir koku uzun süre vatandaşları rahatsız etti. Konu yetkililere bildirildi. Harekete geçen Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Hamza Şair'in talimatıyla 24 saat koku nöbeti tuttu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile ortak bir çalışma gerçekleştiren belediye ekipleri, kokuya neden olan kimyasalları taşıyan vidanjörleri, kanalizasyon sistemine açılan rögara atık dökerken yakaladı. Vidanjörlerin içerisindeki kimyasal maddelerle rögarlar içerisine bırakılan kimyasalların aynı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine firmaya 1 milyon 860 bin lira para cezası kesildi. Haklı değiller ama mutlular. Kimler mi? Magandalar. İstanbul Başakşehir'de lüks araçların olduğu düğün konvoyu trafikte terör estirdi. Neyse ki magandalar çok geçmeden yakalandı. Magandalar trafikte tehlike saçmaya devam ediyor. Hatta çevresindeki akraba ya da arkadaşlarının en mutlu gününe tanıklık ederken bile. Buna en yakın örnek geçtiğimiz cumartesi günü Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki düğün konvoyu. Zira lüks otomobillerden oluşan bir konvoyda magandalar trafikte adeta terör estirdi. Önce trafiği kesip korna çalmaya başladılar. Ardından birkaç motosikletli maganda patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Sonrasında yollarına devam eden magandalar yol üzerindeki bir alanda drift diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Hem kendi hem de trafiktekilerin canını tehlikeye atan şahıslar sürücüleri mağdur etti. Lüks araçlardaki çakar sistemi ise pes dedirtti. Bir de marifetmiş gibi magandalar o anları kaydedip sosyal medyada yayımladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Kadıköy'de bir taksici alkollü çifti aracını almayınca çift otomobile tekme attı ve hakaretler yağdırdı. Taksici gördüğü bu muamele üzerine çileden çıktı. Kadıköy'de bir taksiciyle müşterileri arasında kavga çıktı. Bu dakikalar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadıköy'de taksi sürücüsü iddiaya göre aşırı alkollü bir şahısla kız arkadaşını aracına almak istemedi. Bunun üzerine şahıs taksiye tekme atarak hakaretler yağdırdı. Çileden çıkıp şahsa tekme atan taksi sürücüsünü çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Silivri açıklarındaki 5,8'lik depremin ardından iki minaresinden birisi yıkılan caminin ikinci minaresindeki yıkım da tamamlandı. İşte minarenin dev vinçle sökülme anı. ...26 Eylül'de Silivri açıklarında yaşanan 5,8'lik depremde hasar gören minarelerden birinin söküm ve yıkım işlemi tamamlandı. Dün başlayan çalışmalarla caminin diğer minaresi de sökülüyor. Minare 3 parça halinde vinçle sökülecek. Geri kalan parçalarsa yine inşaat makasları ile yıkılacak. İşçiler minare içindeki merdivenleri ve duvarları matkap yardımıyla yıkarak minarenin demirlerini kesiyor. Ardından minareye bağlanan vinç parçayı kaldırarak uygun yere indirip söküm işlemini tamamlıyor. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin geçen ay kurşun kaplamaları çalınmıştı. Camide onarım çalışmaları başladı. Kubelerinde onarıma başlandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki caminin yaklaşık 2 ay önce üzerindeki kurşun kaplamaları hırsızlar tarafından çalınmıştı. Hasar gören kubbelerin onarım çalışmaları kapsamında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler caminin medrese bölümündeki kubbelerine iskele kurmaya başladı. Kubbelerin onarım işlemlerinin kış ayları gelmeden tamamlanması planlanıyor. Bayburt Afet ve Acil Durum Müdürlüğü doğal afetlere anında müdahale etmek, can ve mal kaybını azaltmak amacıyla deprem tatbikatı yaptı. Tatbikat gerçeğini aratmadı. Bayburt'ta deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikat gerçeğinden farksızdı. Bayburt, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda bölgedeki tüm kurumların katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı. Afet müdahale planının uygulanabilmesi, bir afet durumunda daha etkin, daha güvenilir, daha hızlı bir şekilde olaylara müdahalenin sağlanması için planda olan görevlerimizi mutlaka bilmeli ve eksiksizce yerine getirmeliyiz. Tatbikatta deprem haricinde yangın söndürme, haberleşme ve altyapı sorunu giderilmesi, barınma ve psikolojik destek faaliyetleri de gerçekleştirildi. Berlin sokakları ışıl ışıl çünkü Işık Festivali düzenlendi. Festivalden renkli görüntüler geliyor ekranlarınıza. Kamu binaları, tarihi yapılar ya da köprüler, hepsi sanatsal ve görsel illüstrasyonlarla renklendirildi. Işık Festivali Almanya'nın başkenti Berlin'de 15 yıldır düzenleniyor. Festival çerçevesinde şehirdeki kamu binaları, terminaller, tarihi yapılar, bakanlıklar ve dahası yaklaşık 500 yapı kısa süreliğine farklı renklere büründü. Ayrıca Singapur, İngiltere ve Kore Büyükelçilik binaları da ışıklandırıldı. On binlerce Berlinli çocuklarıyla birlikte bu özel ışık şölenini takip etmek için gece yarısı sokaklara döküldü. Işık Festivali'ni ziyaret edenlerin sayısının 1 milyonu geçmesi bekleniyor. Nemrut Krater Gölü her daim ziyaretçilerin ilgi odağı. Şu sıralar kapısında gelenleri karşılayan iki yavru boz ayı ise ayrı dikkat çekiyor. Saldırmaz. Nemrut'un ziyaretçilerini kardeş boz ayılar karşılıyor. ...2250 rakımlı Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü yaz-kış ziyaretçi akınına uğruyor. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken yer son zamanlarda da iki yavru boz ayıyla gündemde. Anlıyorum ya. Bayağı ayı. Yavru ayılar sabahın erken saatlerinden itibaren acıkan karınlarını doyurmak için Nemrut yolunda ziyaretçilerini bekliyor. Bölgeye gelen misafirler ayıları elleriyle besliyor. Halinden memnun görünen ayılar her gün yüzlerce misafiri ağırlamaya devam ediyor. Bu haberle haber saatini noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Bizlere WhatsApp ihbar hattımız aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bunun için hemen ihbar numaralarımızı verelim. 0506 889 88 77 0505 577 33 33. Şimdi yayınımız önce ekonomi ardından spor turuyla devam edecek. Her daim güzel haberler almanız dileğiyle. Hoşçakalın. Oku.
Yaradan Rabbin için oku. Geçmişini bilmek için oku. Geleceğini görmek için oku. Bugünü anlamak için oku. Tabiatı öğrenmek için oku. İlim için oku. Bilim için oku. İyilik ve hoşgörü için oku. Oku, şehrin, vatanın, milletin için oku. Konya Kitap Günlerinde buluşuyor. Daha çok okumak için. Sunar, lezzeti sunar. Türkiye'nin ilk üstün lezzet ödüllü mısır yağı ve ayçiçek yağı. Marifeti lezzetinde sunar yağı. Şimdi İstanbul'da ev almanın tam vakti. Marmara Evleri birden aldılar, kazandılar. Marmara Evleri 2-3 derken gelen yaşadı, alan kazandı. Ve şimdi Marmara Evleri ayrıcalığı dördüncüsüyle karşınızda. Kaliteyi konforla buluşturan 2+1'den 4+1'e daire modelleriyle Marmara Evleri 4 sizi bekliyor. Gelin Marmara Evleri 4 kazancınız, Türkiye geleceğiniz olsun. Marmara Evleri 4, İhlas Yapı güvencesiyle. Deşifren.com ile dilediğiniz video ve ses kaydını sadece birkaç dakikada yazıya çevirebilirsiniz. Zamandan ve bütçeden tasarruf yaparak milyonlarca kelime havuzuyla istediğiniz videonun linkini kopyalayıp metnin içeriğine ulaşabilir. 4 farklı filtre ve algıda tamamlama özelliği sayesinde cümlelere %100'e yakın doğruluk oranında erişebilirsiniz. Hatta kısaltmaları ve yabancı kökenli kelimeleri de sorunsuz bir şekilde aktarabileceğiniz Deşifren.com eşsiz bir deneyim sunuyor. Deşifren.com, Ajans Press Grup'tan sınırları aşan bir teknoloji. Doğru ve güvenilir haberin adresi olan İHA yeni haber sitesiyle internet dünyasında da bir adım önde. Türkiye ve dünyadaki sıcak gelişmeleri, eğitim, politika, kültür, sanat, ekonomi, sağlık, spor dünyasındaki en son haberleri anında öğrenebilmek için www.iha.com.tr. Enerjisi spor haberlerini sunar. Avrupa Futbol Şampiyonası 2020 elemeleri grubunda Fransa milli takımıyla karşılaşan Türk milli takımı maçta 1-1 berabere kalmış. Golden sonra futbolcuların verdiği asker selamı tüm Türkiye'yi gururlandırmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcuların gönderdiği asker selamının Mehmetçiğin kalbine ve gönlüne ulaştığını belirterek, hiçbir güç Mehmetçiği sevgiyle ve hürmetle selamlayan sporcularımızın önüne geçemeyecektir, dedi. Sporcularımızın selamı Mehmetçiğimizin gönlüne, Mehmetçiğimizin kalbine ulaşmıştır. Ve hiçbir güç başarısıyla Mehmetçiğine destek veren, Mehmetçiği sevgiyle, hürmetle selamlayan sporcularımızın önüne geçemeyecektir. Bu evrensel barış mesajını başka yerlere evirmek isteyenler, manipülatif oyunlarla bu güzel selamı kötü yönlere çevirmek isteyenler, hiçbir şekilde ne sporcularımızın başarısının önüne ne de bu güzel selamın gücüne engel olamayacaklardır. Sporun birleştiren, sporun dönüştüren bir ruhu var. Spor demek kardeşlik demek. Spor demek barış demek. Ve biz de son günlerde hamdolsun çok bereketli bir sportif gelişime şahit oluyoruz. Pek çok branşta, jimnastikten boksa kadar, futbola kadar, voleybola kadar pek çok branşta
sporcularımızın başarılarıyla övündük ve ben şunu ifade ediyorum. Bundan sonraki süreçte bu gördüğümüz başarılar bu işin başlangıcıdır. Büyük başarıların müjdesidir diyorum. Fenerbahçe'nin Fransız oyuncusu Adil Rami'nin Sarı Lacivert'i takıma transfer olduğu gün verdiği asker selamı pozunu Instagram profil fotoğrafına taşıması ülkesinde gündem oldu. 33 yaşındaki savunmacı bir video yayınlayarak tepkilere sert tepki verdi. Bon, bonjour tout le monde. Voilà, petite vidéo. Tecrübeli oyuncu mesajında şu ifadeleri kullandı. Fransız medyasında Instagram profil fotoğrafımla ilgili yapılan yorumlar hakkında konuşmak için ufak bir video hazırladım. Size çok açıkça şunu söylemek istiyorum ki beni bırakın, peşimi bırakın. Söz konusu fotoğraf 2 aydan daha uzun bir süre önce çekildi. Yani Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığım zaman. Ben de bunu 1,5 ay evvel profil fotoğrafı yaptım. Dolayısıyla artık yayınladığım bu fotoğraf üzerine bir şey yapamam. Nokta. Yapılanlar beni gerçekten yoruyor. Gülümsememi korumak istiyorum. Beni yoruyorsunuz. Souriant et poli, mais ça me fait pas rigoler. Alors s'il vous plaît les médias, avant de d'ouvrir votre bouche, OK? Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, milli takımımızı bu süreçte gösterdikleri duruş için tebrik ediyorum dedi. Mehmetçiğimiz sınırımızın ötesinde bu terör örgütlerine karşı yaptığı bu mücadelenin ve de askerlerimizin göstermiş olduğu kahramanlığın moral olarak yanında olmak bizim tabii ki elimizden keşke onların geride bıraktıklarını ailelerine, kendilerine her türlü desteği yapabilsek ama terör insanlığın en kötü yanı. Bebeklerimiz ölüyor. Sadece bizim değil, bütün dünyada terör yaşattığı büyük kayıplar oluyor. Ve de insanlığın en kara lekesi diyebilirim. Biz buna karşı dururken ve böyle bir mücadele gerçekleştirirken başka şeylerle uğraşmak açıkçası içimizi acıtıyor. Milli takımımızın da selamı onlara bir moral oldu. Galibiyetleri moral oldu. Umarım Avrupa Şampiyonası'na da katılacağımıza sonsuz inancım var. Kalbimle yürekten destekliyorum. Çünkü yani onlar olduğu sürece bu ülkede bu güneş hiçbir zaman batmayacaktır. Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürsel Tekin Oktay'ın listeleri belli oldu. Serdal Adalı kırmızı, Hürsel Tekin Oktay mavi ve Ahmet Nur Çebi de krem rengi oy pusulalarıyla seçime girecek. Olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Serdal Adalı, kim kazanırsa kazansın Beşiktaş kazansın ifadelerini kullandı. Camiamız hayırlı uğurlu olsun. İnşallah çok güzel bir seçim geçiririz. Sonuç ne olursa olsun Beşiktaş kazansın. Ben şahsen kim kazanırsa kazansın. Her zaman Beşiktaş için yeni başkanın yanında olurum. Tüm camialara da saygı, camiaya saygılarımı sunuyorum. Beşiktaş Başkan adayı Ahmet Nur Çebi de seçimin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Arkadaşlar Beşiktaş'ın hayırlı uğurlu olsun. Zaten bu aralar yeteri kadar beyanat veriyoruz, açıklama yapıyoruz. Çok da ekleyecek artık şeyler kalmadı. Kamuoyuna göreve talip olduğumuzu ve bu işi Beşiktaş için yapmak istediğimizi buradan Sayın Başkanımıza dilekçemizi ve listemizi vererek beyan etmiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş'ın olsun her şey. Hürsel Tekin Oktay'ın kesinleşmiş yönetim kurulu listesine Aker Çıtak, Divan Kurulu 2. Başkanı Fethi Hinginar'a teslim etti. Beşiktaş Başkan adayımız Sayın Hürsel Tekin Oktay'ın yönetim kurulu listesini sunduk Beşiktaş'ımıza ve Türk futboluna, Türk sporuna. Hayırlı olsun. Diğer adaylarımıza da başarılar diliyoruz. Divan kurulu üyelerimizi, genel kurulu üyelerimizi, eski Beşiktaşlı dostlarımızı, abilerimizi, ablalarımızı, büyüklerimizi, genel kurul üyesi kardeşlerimizi, 14.600 oy kullanma hakkı olan genel kurul üyemizi tamamını 20 Ekim pazar günü seçime, sandığa, kongreye bekliyoruz. Beşiktaş'ın bu seçimine, tarihi kongresine duyarlı olmalarını istiyoruz. Hepsini davet ediyoruz ve ilgilerini bekliyoruz. Divan Kurulu 2. Başkanı Fethi Hinginar, 3 listenin de onaylandığını söyledi. Efendim tüm adaylarımıza seçimde başarılar diliyoruz ve Divan Başkanlık Kurulu olarak da 20 Ekim Genel Kurulumuzun ve yapılacak seçim sonuçlarının hem Beşiktaş'ımıza hem Türk sporuna hayırlı olmasını diliyoruz ve bu seçimin daha önce de belirttiğimiz gibi
Beşiktaşlı'nın büyüklüğünü tekrar ortaya koyacak, tescil edecek barış ve sevgi içinde bir genel kurulu olmasını diliyoruz. Galatasaray Süper Lig'in 8. haftasında saat 20.30'da Sivas Spor'u konuk edecek. Sivas Spor, Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Kasımpaşa Kemerburgaz tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalınbay ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan sporcular son bölümde ise taktik programları uyguladı. Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan Sivas Spor ekibi ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Metro enerjisi spor haberlerini sundu. Amasya Turhal yolunun 30 ve 32. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tortum-Erzurum yolunun 42 ve 43. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kangal-Gürün yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.